Zaten kendini bilen akıllı soylu kuş iner yani. Ha, 15 tane, 20 tane. Binmezse sağa sola atar. 15, 20 tane, 15 ile 25 metre oynayıp yerine de adam gibi inip 1,5-2 saat uçuyorsa kuş iyi kuştur abi. İyi kuştur. Neler gördük abi ya. Neler gördük abi. Vallahi pandemide rakipçilerden burada biz onu uçuruyoruz. Erkek. Mehmet'le bir gün geldik. Pandemi. Sokağa çıkma yasağı var. Günlerden de pazar. Kuşu bıraktık burada sabah 6-6.30. Yemin ederim kuş dönmeye girdiği zaman biz saklanıyorduk. Böyle arabanın yanına balkonlardan yaz böyle. Millet balkonda uyuyor. Ya biri çıkıp da diyecek oğlum sen ne yapıyorsun sabah sabah. Öyle dönüyordu kuş. Doğru mi? He. 30 metre, 40 metre öyle dönüyordu kuş. Ama kuş yapıyordu 14 tane, 15 tane. Şimdi ben bu kuş 30 tane yapıyor desem yalan olmaz mı? Ama maliyi de kaldırıyordu. Tabii canım ya. Tabii bunun hemşerileri 30. Ya bak buraya ben hemşerilerimi dizdim. Oradan kuş oraya atıyor 2 metreye. 16 sefer yapıyor. He. Ha 15 işte 16 halde yapıyordu. O oraya atıyordu abi 2 metreden 3 metreden bir tane çaktı mı burada bitiriyordu. Geldi yanıma dedi ki ben de ömür hayatımda böyle bir kuş izlemedim daha yavru. Bir hafta sonra baktım amına koyayım yavruyu anlattı yavruyu lekeliyor. Bak yanımda öyle diyor gidiyor kahvede ya diye bizim onlardan daha üstün kuşumuz vardı. Dedim kalk oğlum gidelim bir tane de sen uçur onun yarısı kadar. Yok benim yerim müsait değil. Ver bura er meydanında uçurayım burada. Verdi kuş turşuya bağladı. Dedim gel buraya gel. Sen uçurdun. Dedim senin yavru bu. Bu benim yavrumu diyor. Kuş turşu. Valla Mehmet abi artık sizin kendinizi kimseye anlatma o aşamaya geçmişsiniz yani. Evet. Yok, bizim kim evet. Kuş, aynen. Yani bizim kuşlarımızdan iyi kuşlar da vardır. Biz bunu yani kabulleniyoruz yani. İyi kuşlar da vardır. İyi kuş besleyen arkadaşlarımız da var. Ama böyle çok palavracı arkadaşlarımız da var. Ama biz palavradan işimiz yok. Bizim şu an burada er meydanı. Balık tavada diyorlar ya kuş havada burada belli olur. Allah adamlar öyle kuşlar izlettik. Ya burada kuş onu ya kuş da gelse 10 numara. Bir tanesinden böyle şey yaptık. Kuşu attık böyle havaya. Kuş ısınma seferine geldi böyle biraz dolaştırdı. İddiaya girmişiz iddiayı kaybedecek. Dedi ben gidiyorum ya dedi bu kuş mu? Oğlum dedi dur. İkinci seferinde böyle yaparsa gitme. Şey git dedim tamam mı? Abi durmadı kaybedecek iddiaydı ya burada 10 kişiyiz durmadı. Adamlar dedi bekle kardeşim. Tabi bir de bir işin öbür tarafı var. İyi olduğuna şahitlik yapmak istemiyor. He. Dedi bekledi ki daha sıkıntı tabii. Var ya. Kuş biraz bocaladı sadece. Abi o gitti ya. Kuş başladı. Ya kuş dönüyor kaçıyor. Dedim bu niye gittin biliyor musun? İddiayı kaybedecek diye gitti. Şahit olmak istemiyor kuşun iyi hareketlerini. Şahit olmak istemiyor. Ben de yaşadım onu. Adam çünkü gitti. Konuşmak zorunda kalacak mecliste. Adam gitti o arada da o adam bir kuş uçuruyor. Karınca gibi çalışıyor. 5 metre 10 metre dönüyor. Dedi ben bu kuşu kupaya hazırlayacağım kupaya atacağım. Oradan sonra kuşu kupaya attı. Kupada da ikisi sefer uçurdu ikisinde de elendi kuş. Yerine düşmedi. Fişek yapmadı. Aldı öyle kuşlar alıyor kupayı. Ya adam. Ya bir kimse var ya bu kuzunu da alıyor. Yok iner o şimdi. O iner. Ya bunlar öyle bir şey ya bunlar saatini tamamlayacak. Saatini tamamlayacak yani. Saate getir ya. İstediği kadar yapmasa da o saati tamamlayacak. Ama keyfi yerinde olursa, sağlığı yerinde olursa zevkini altından seyret. 1.36, 1.46 hemen hemen 2 saatlik oldu ya. 4 dakika. Değil mi? Evet 2 saatini doldurmak üzere. Şu anda zaten video 1.37'de üstüne 10 dakika koysan 1.47 10-15 dakika koysan 2 saati doldurmak üzere kuş maşallah subhanallah. Eğer 16 saat alırsa. O zaman şu sıralar artık inmeye gelecek diyorsun. Zaten bir iki tane yapar verir boyun iner. He, saatini doldurdu çünkü kuş.
Ya valla ben normalde bu videonun konsepti şöyle olacaktı. İşte pause yapıp fişeklerini yakalayacaktık. Kuşumuz iştahsız olduğu için istediğimiz fişekleri çıkartmadı. Ama çok güzel sohbet oldu. Çok ben de yeni şeyler öğrendim sizden. Allah razı olsun. Çok keyifli sohbet oldu. Bu videoyu da böleceğiz galiba. Çünkü video zaten 2 saatlik oldu. Bu videoyu bölmemiz gerekiyor ki tadı çıksın yani. Güzel sohbetler çıktı. Abi yazık olur ya. YouTube'a ağır gelir böyle güzel video bir seferde. Part 1, part 2. Da öyle yapayım ben. Çünkü bu video yakışır. Çok güzel sohbetler oldu. Çok güzel bilgiler de öğrendim ben. Valla biz de öğreniyoruz abi. Abi siz nasıl bir insansınız ya? Hala öğreniyoruz diyorsunuz. Yani makamınız var, mevkiniz var, imkanınız var. Bazılarını... Ya ben size anlattım ya işte, dedim ya İzmit'te başından geçti. Adam konuşmaya başlarken Mevlana gibiydi, kuşu iki oynadı. Havasından geçilmedi, dedim bir daha beni getirme, sorarsa bir rol öldü de dedim. Siz nasıl insanlarsınız abi ya? Kuşunuz güzel. İmkanınız var ama hala... öğreneceğiz onun peşini. Hasta oldum vallahi size. Orasına değineyim ben biraz. Şimdi bazen kuşlarımızın altından öyle yavrular da alıyoruz ki uçurduğumuz kuşlardan farklı hareketler de yaptığı için daha onun için öğrenmediklerimizi görüyoruz. Şimdi bazıları var daha misal hoş hareketler yapıyor. Bazıları var daha yani dandik hareket yapıyor. Onları demek istiyorum ben. Yani ondan yani kuşun hepsi birbirini tutmuyor. Aynı stilde oynamıyor. Aynı hareketi yapmıyor. Yapan olarak hemen hemen aynı hareketleri yapanlar var. Üst lider vasfını taşıyan kuşlar da var. Şimdi bir tane kuşumuz var. Dunuk. Bizim gözümüzde daha lider olacak. İşte onu da hazırlamaya çalışıyoruz. Şu hastalıktan dolayı durdurduk kuşu. Yani tedaviden sonra uçuracağız. Yani onun hareketleri bize göre daha farklı. Tabii kuş alt taklayı döndüğü zaman güzel fışkırıyor. Şu an dişiyi yumurtaya kovalıyor. Tam istediğim kulağıma saatini falan da aşmadı. Daha yeni kanatlarını falan dizdi. Ya bizim öğrenme şeyimizde şöyle söyleyelim, insanlar bizi şey yapmasın. Tabii ki bu piyasada gerçekten kuşu uçuran adamı ben dikkate alırım. Kuş uçuruyorsa bu adamın... Ciddiye alırım onu diyorsun. Tabii kuş uçuran adamdan kuşu öğrenir. Yoksa masada olan abi, bazıları bu işin kitabını yazmış. Abi uçuran da gördük. Böyle çok kibirinden geçinmeyen insanlar da var. Bilmişliğinden, kibirinden. Bizim yanımızda yani... 16 yaşında bir çocuk gelir böyle oturur. Muhabbet ederiz. Çok insan gelmiş il dışından. Ya abi işte gelirsek acaba Mehmet Olcan'ın yanına gider miyiz? Geliyor çocuk şey yapıyor yani, çok mutlu oluyor. Sonuçta biz insanız. Hobimiz aynıdır yani. Biz bu insana kibirlik yapsak ne olur? Zaten kuşu besleyen adam kibirli olmaması lazım. Çünkü nefsini terbiye ediyor. Ben bu kümesi temizliyorsam nefsimi terbiye ediyorum. Bu kuşun affedersin dışkılarını doldurup çöpe koyuyorsam, ellerime bulaşıyorsa ben orada kibirliğimi atmış oluyorum. Nefsini terbiye ediyorum. Kuşçuluk ahlakı çok değişiktir. Herkes anlamaz mı? Bu kuşu adamı ne yapar? Terbiyeleştirir. Yani kibirlikten uzaklaştırır bu kuş. Çünkü sonuçta geliyorsun, bak bu bahçede oturuyorsun. Kibirli adam gider bir restoranda oturur. Güzel bir kafede oturur. Anladın mı? Biz bunu seviyoruz kardeşim. Bizde kibir olmaması lazım. Çünkü biz kuşçuyuz. Sonuçta atıyorum milletvekili gelse oraya, bir tane de kuşçu koy buraya. De ki hangisinde daha iyi sohbet edersin? Kuşçunun yanına gider. Adam belki hayatında 4 tane adamla oturmamıştır. Ama konuştuğumuz dil aynı. Kuşu konuşuyor. Kimsenin ne malını konuşuruz, ne dünyalarını konuşuruz. Adam gelir 1 milyon şey 10 milyonluk arabaya binmek için hayal kurar. Biz de bir tane yavru uçuralım da ekeliğinde bozmasın diye onun hayalini kurar. Kerhanede birhanede işimiz olmaz. Evimizin köşesinde kuş uçururuz. Diyoruz mu ya falan yere gönderdik şöyle. Adamlar hemen onu anlatıyor. Evet. Ya orada burada gerek yok. Benim kuşum benim verdiğim adam anlasın. Ben ya böyle şöyle bir şey de oldu artık.
Geçen gün bir ortamda da söyledim, iş laşkalaştı. Adam kuşu gönderiyor, dekod atıyor, paylaşıyor. Hı. Ya ayıp şeyler bunlar yani, bir kuşunun yapmayacağı yani, şeyler bunlar. O bir şeylerden ürkmüş olabilir Mehmet yok, abi. Yok. Bunlar da... Bunlar kanatları şey kızmışlar ya, kızgınlıktadırlar. Yavrular. Kedi mi gördüler, ne yaptılar? Dur Mehmet, inecek, sen ne yapıyorsun, dur inecek. Ben sonra tarafa bakayım, belki kedi...